Dijital Dönüşüm'de kazanmak diyecek, alkışlarınızla yakından tanıdığınız bir isim Süreyya Cilvi buraya davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın Erdoğan? Sağ olun. Kuyka. Kuyka. Kuyka'yı konuşacağız. Sunumun içinde bastıyorsunuzdur diye evet. varsayarak çok fazla sözü uzatmayacağım ama sizi burada görmek çok keyifli. Çok teşekkürler. Ee, sağ olun geldiğiniz için. Biz e, bugün erken saatlerde biraz böyle hızlıca bir sohbet ettik. Hakikaten böyle sabah e, sabah ben de motive oldum. E, güzel işler pişiyor, güzel işler geliyor. E, şimdiden başarılar. Ben sadece size bırakayım. Sonuna doğru belki biraz laflarız. Çünkü programımızda da çok geriden gitmiyoruz. İyi gidiyoruz. tamam Belki hızlıca bir laflarız sonrasında. Çok teşekkür Şurada clicker'ı ben size vereyim. Aldım. Çok sağ olun. Sağ olun. Hepinize merhabalar. Aranızda bulunmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü... Ben de hayatıma bir yazılım mühendisi olarak başladım, iş hayatıma. Üniversitede yazılım mühendisi okudum. Ve University of Michigan'dan mezun olduktan sonra Harvard Business School'da MBA programına gittim. MBA programından sonra MBA derecesiyle ilk işinde yazılım mühendisi yapan nadir mezunlardan bir tanesiyim. İşin enteresanı, mezun olduğumda 110 bin dolara Danışmanlık ve yatırım bankacılığı teklifleri varken 29 bin dolara bir startup firmasına yazılım mühendisi olarak girdim ve inanın yani 1983'e 34 yıl geriye gittiğimde bunu nasıl o cesareti nereden buldum bugün bile şaşırıyorum fakat konuşmamın sonunda size kişisel gelişmenizde bence yardımcı olacak birkaç tavsiyem olacak. İşin özü diye. İş dünyasında benim tecrübelerimden öğrendiğim önemli dersler diye. Yani bir yazılı mühendisi olarak başlayıp bu yolculukta çok şansım, şansımın da yardım etmesiyle başarılı bir yolculuk geçirdim. Ve bundan 7-8 sene önce telekomünikasyon sektöründe yılın CEO'su seçildim. Ve bugün de System Capital'ın CEO'su, Chairman'ı olarak birçok yeni firmaya, teknolojiye yatırım yapma fırsatım var. Yani bir yazılı mühendisiyle olarak başlayıp, iş dünyasında nasıl başarı yakalanır, o konudaki tavsiyelerimi de konuşmamın sonunda size aktarmak istiyorum. Şimdi bence dünyada problemler yok değil. Dünyada problemler çok fakat muazzam fırsatlar var. Ve İş dünyasında başarılı olmak için, kazanmak için real, realist olmak çok önemli. Ne çok pesimist olacaksınız, ne de sadece iyimser olacaksınız. O dengeyi yakalamak çok kritik. Size bir soruyla başlamak istiyorum. Sizce bugün Türkiye'nin en büyük holdinglerinin yöneten kişilerin kafalarındaki bir numaralı öncelik ne? Vallahi şu tablodan da göreceğiniz gibi dijital transformasyon, dijital dönüşüm Türkiye'deki, yani eminim ilk 10 şirketin CEOlarının aklındaki orta ve uzun dönemli öncelik olarak bir numaralı konu şirketi nasıl dijital transformasyonla yenilerim ve hissedarları da bunu bekliyor ve bu dünyada da böyle. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Ford firmasının CEO'su çok başarılı sonuçlar açıklandıktan sonra adamı işten aldılar. Niye? Çünkü Ford yeni dünyayı kaçırıyor, dijital transformasyonu yakalayamıyor diye hissedarları CEO'yu çok başarılı sonuçlar kısa dönemli mali sonuçlar açıklamasına rağmen aldılar. Çünkü burada gördüğünüz gibi yani endüstriyel devrimde 2016'daki Davos'ta World Economic Forum'da dördüncü endüstriyel devrim mobil iletişimin getirdiği dünyada her yerde konektivitenin getirdiği değişim. Biz buna mobil dünyanın tetiklediği yeni dünya da diyoruz. Fakat World Economic Forum'da bunun açıklanması bütün iş adamlarının dikkatini çekti. Ve o yüzden şu anda yani siz developer community'nin bence çok heyecan duyması gereken bir konu. İş dünyasının önceliği dijital dönüşüm. Ve yani Ford'un bence hissedarları haklıydı. Çünkü bakarsanız tarihe, yani elektrik ilk bulunduğunda birçok firma ya elektrik diye bir şey bulundu ama biz buharla işimizi yönetiyoruz diyorlardı. Yani bu değişim böyle bir günde olmuyor. Yavaş yavaş oluyor. Bu değişimi yakalayan firmalar kazanan firmalar oluyor. Yakalayamayanlar ise geride kalıyor. Yani bu şirketler için de doğru, insanlar için de doğru. Yani bu yüzden siz developer kardeşlerim de çok dikkatli olmalılar. Yani şunu da hatırlıyorum yine kendi hayatımdan bir e, anı. E, bu ilk işime başladığımda. MBA okumuş, daha geniş bir perspektif kazandıktan sonra bir ekranın arkasında programlamaya başlayınca o işi o kadar çok sevmiştim ki ya dedim ben hayatım boyunca bu işi yapabilirim. Niye? Çünkü siz ekranın arkasındasınız ve bütün dünya kontrolünüzde, parmaklarınızın ucunda. Bir karşınıza çeşitli problemler çıkıyor, buglar çıkıyor. Bunu bilmece bulmaca çözer gibi çözüyorsunuz. Ve çözdüğünüz zaman Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? I am a genius. Yani şu anda bana bütün problemleri götür çözebilirim şeklinde kendinizi Einstein gibi hissediyorsunuz. Parmağının ucuyla bir şeyler yapıyorsun. Ekran değişiyor, robotlar oynuyor, kollar oynuyor, grafikler dönüyor ve bir şey yaratıyorsun. Yaratmanın da, ekranda yaratmanın da muazzam bir zevki var. Fakat yani kendinizi sadece Ekrana kilitlememek çok önemli. Dünyadaki değişimi iyi okumak çok önemli. O yüzden büyük parası olan dev firmalar bugün şirketimi nasıl dijital dünyaya taşırım diye düşünüyorlar. Öncelikleri bu. Bundan faydalanmanız lazım. Ben açıkçası bu değişimi 2016'da değil, ondan tam 10 sene önce 2006 yılında gördüm. O zaman Microsoft'taydım ve Microsoft'taki kullandığımız cihazlar, inanın e, klavyeli HD'sini yaptığı e, cep telefonlarda çok güzel klavyeleri vardı, internete giriyordun. Fakat tek problemi o zamanlar e, telefon etmek istediğin zaman bazen telefon edemiyordu, bazen ekrana blue screen çıktığı oluyordu. Fakat bunu 2007 yılında e, iPhone tabii ki çok güzel bir şekilde bir araya getirerek onu açtı ve yeni çağı hızlanmasına gördü. Ben bu yeni dünyayı şu şekilde özetliyorum. Ve 10 sene öncesinden başladığım vizyon hep ileriyi düşünerek hareket etmek hayatımda benim hep önümü açtı. O yüzden siz de bugünü değil 10 yıl sonra nasıl bir dünya olacak onu düşünmek zorundasınız. Bunu yaparsanız kazanacaksınız. Yeni dünyada client kısmında Artık bilgisayarlar sadece masaüstü bilgisayarlar değil, bunu biliyorsunuz. Cep telefonları bilgisayarların e, şu andaki en güçlü formlarından bir tanesi. Her zaman yanınızda. Fakat benim için çok net, bundan sonraki platform burası. Yani şu anda ben e, saatimle ve en son çıkan versiyonuyla birçok işimi yönetebilmeye başlıyorum. Nasıl e, iletişim kuracağım saatimle, oradaki bilgisayarla? Wireless kulaktaki cihazlarla. Ve bu şekilde giyilebilir tele, e, bilgisayarlar daha da e, hızla yayılmaya başlıyorlar. Apple'ın son açıkladığı rakamlarda %75 büyüme var. Apple şimdiden dünyanın en büyük saat firması oldu. İlk olarak odaklandıkları sağlıklı yaşama odaklı pazarı fakat buradan genişleyecekler ve sesli iletişim gittikçe önem kazanacak. Yani burada gördüğünüz gibi artık bilgisayarlar bu dev duvar büyüklüğünde ekranlar, televizyonda bir bilgisayar, PC, tablet, mobil fon, robotlar, sensörler ve internet nesneleri ve giyilebilirler. Bunlar artık tabii ki bu vizyon olmaktan çıktı, gerçek olmaya dönüştü. Çünkü bugün bile milyarlarca sensör kullanılmaya başladı. Bir de cloud. Cloud'un en büyük avantajı instant yani anında şirketi kuruyorsunuz. Ertesi gün size unlimited storage, unlimited processing power, big data, AI, machine learning capability'leri çok kolay erişebileceğiniz şekilde size sunuluyor. Bu iki dünyayı birleştiren connectivity anywhere bence bu yeni dünyayı yarattı. Ve gerçekten hayat güzel olacak diye düşünüyorum. Yani bu dünya beni muazzam heyecanlandırıyor şu resim. Ve niye heyecanlıyım? Çünkü çok daha akıllı hareket etmek mümkün. Çok daha akıllı şirketler, şehirler, ülkeler, insanlar yaratmak mümkün. Ve optimization. Benim çok kullandığım bir kelime. Çok önem verdiğim harika bir kelime. Yani bütün variable'ları ya maksimum olmak bir fonksiyonu maksimize etmek için ya da minimize etmek için en optimum noktasını bulmak demek. Ölçmeden optimum noktayı bulamazsınız. Bugün artık sensörlerle bütün dünyada her şeyi ölçmek mümkün. O yüzden dünya daha optimize bir dünya olacak. Bu dijital dünyadan anlayan siz developerlar için muazzam bir fırsat. Yani ben o ilk işimden sonra. Startup, Nova Metagraphics firmasında çalıştıktan sonra kendim Novasoft firmasını kurdum, kurdum bir yazılım firmasıydı. Oradan Microsoft'a geçtim, bir yazılım deviydi. Microsoft'a çok şey öğrendim. Hayatta ben Harvard mezunu olmaktan daha çok Microsoft mezunuyum diye görüyorum kendimi. Gerçekten muazzam bir okuldu benim için. Girdiğimde 4000 kişi vardı, çıktığımda 80 bin kişi vardı. Hem çok şey öğrendim hem de oradaki hisselerden çok değer kazandık. Ondan sonra Turkcell. Türkcell'de de hep aklımda yazılım dünyası vardı. Yazılımla dünyayı değiştirmek. Bunun bu yüzden de açıkçası açıkçası ilk günüm ilk günlerinde Turkcell'de o zamanki Vodafone'un İngiliz başkanı tarafından eleştirildim. Dedi ki ya Süreya galiba hangi sektöre geldiğini hatırlamıyor. Biz telekomünikasyon sektörüyüz, o hala yazılım sektöründeymiş gibi konuşuyor, hareket ediyor, düşünüyor demişti. Fakat biliyorsunuz dijital devrim artık olayı, yazılımı her şeyin merkezine koydu. O yüzden bu dünyada yazılımcılar için muazzam fırsatlar var. Şimdi Türkcell sonrası dönemde ben tekrar yazılım dünyasına tamamen odaklanmış vaziyetteyim. Tabii bu, bu değişen dünya büyük fırsatlar sunuyor. Ama bazı challenge'larla, bazı engellerle karşılaşıyoruz. Daha zor bir dünya. Sadece tek bir platform değil, birçok nesneyle beraber çalışmamız gereken bir dünya. Biraz evvel çizdiğim tablonun kompleksitesi bizim yazılım dünyasının da işini zorlaştırıyor. Fakat insanlara teknolojiyi kullanarak pozitif değişim yaratmaktan daha büyük bir mutluluk olamaz. O yüzden bütün yazılımcı kardeşlerimin bu kompleksiden korkmayıp bunu bu büyük resmi görerek buradaki en son fırsatları, teknolojileri, leverage'ları kullanarak yeni dünyada nasıl daha fazla impact yaratırım? Nasıl daha fazla insanlara dünyaya faydalı işler yaparım diye odaklanması lazım. Burada bu yeni dünyada bu her her yerde fark yaratmak mümkün olacak. Arabada, evde, işte, okulda. Hem şehir içinde hem de şehir dışında. Çünkü bu wireless connectivity buna imkan kılıyor. Bu arada çocuklara, bebeklere, gençlere, büyüklere ve yaşlılara da daha fazla katkıda bulunmak, onların hayatlarını daha güzel yapmak için elimizde büyük fırsatlar var. Bugün sağlıklı yaşam için Teknoloji büyük bir araç. Ben kullandığım teknoloji sayesinde son iki buçuk yılda 18 kilo verdim. Geçen ayda Bodrum'da 3 bin metre yüzme yarışlarında Türkiye üçüncüsü oldum bu teknolojinin sayesinde. Yani her saatime bakışımda bugün exercise kalori olarak kaç kalori harcadığımı görüyorum. Bu bana devamlı hedefim nerede ben neredeyim bunu hatırlatıyor. Bunun yanında. Evvelden doktora gittiğinizde doktor stetoskopla kalbinizi ölçüyor. O anda kalbiniz kaç atıyor onu söylerken bu cihaz benim her dakika kalp atışlarımı takip ediyor. Ben bunun ortalamasını görebiliyorum ve gerekirse bu bilgileri tabii ki doktorumla paylaşabileceğim. Sağlıklı yaşam için teknolojiyi kullanmakta büyük bir fırsat diye düşünüyorum. Tabii bu değişim dijital dönüşümden bahsediyorduk. Dijital dönüşüm ıı, Kolay bir iş değil. O yüzden de iş dünyasının liderleri e, dijital dönüşüm konusunda e, bir numaralı öncelik olarak görüyorlar. Fakat burnun bunu gerçekleştirme hızından endişeliler. Yani biz bu dijital transformasyonda geride kaldık diye düşünüyor birçok yönetici bugün. Bu arada şunu da paylaşayım. Yani ben genellikle daha önceki hayatımda katıldığım toplantılarda hep Toplantılarda çok teknik konuşan, o yüzden bazen tenkit edilen bir kişiyim. Aranızda tabii ki benden çok daha teknik arkadaşlar var. O yüzden biraz business perspektifini getiriyorum size. Ama size faydalı olacağını düşündüğüm için. Business'in, yani iş dünyasının önceliği sadece dijital dönüşüm değil, onu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek. Geç kalmamak, çünkü geç kalırlarsa Ford'un başına gelen diğer yöneticilerin de başına gelecek. Burada en büyük engellerden bir tanesi projeleri gerçekleştirme hızı. Dün bir tane büyük bir holdingi ziyaret etmiştim. Oradaki yöneticiler şunu söylüyordu. Biz çok hızlı bir şekilde mobil aplikasyonu piyasaya çıkarttık. Ne kadar sürede çıkarttınız? 9 ayda çıkarttık. Şimdi 9 ay esasında bir iş adamı için çok uzun bir süre. Çok uzun bir süre. Yani bizim bu işi çok hızlandırmamız lazım ve burada e, benim son zamanlarda e, odaklandığım e, sistem capital olarak da yatırım yaptığımız Kuika firması var. Kuyka firması bu low code konusuna odaklanmış, Arge merkezi Türkiye'de olan fakat hedeflerini global dünyaya, global pazara e, set etmiş bir yazılım firması. E, kurucusu e, Saudun Anık da aramızda Yine bu şirketin yatırımcılarından olan Murat Ihlamur Netses'in kurucusu o da aramızda. Beraber bu firmayı nasıl bir dünya firması yaparız diye bu low code konusuna odaklanmış vaziyetteyiz. Şimdi yani bir yazılımcının bir iş dünyasında dijital dönüşümde fark yaratacak bir uygulama yapması için burada gördüğünüz muazzam bir kompleksliğiyle uğraşması lazım. Bunu her şeyi kendisi sıfırdan yaparak yapamaz. O zaman süreler çok uzuyor. Her şeyi sıfırdan başlayamazsın. Ama yazılımcılarda biraz biraz bizde bu var. Ya her şeyi ben kendim yapayım, her şeyi anlayayım, en ince detayına kadar bileyim. Burada güven çok önemli. Bazı boxları object olarak almak lazım, library'leri kullanmak lazım ve mümkün olduğu kadar hep AI'dan bahsediyoruz. Biraz evvel konuşulduğu gibi, AI'ın dünyayı değiştireceğinden bahsediyoruz. AI, machine learning, bu gibi konular yazılım geliştirmeyi değiştirmeyecek mi? Robotlar her tarafta kullanılıyor, niye? Amerika'da artık birçok şirket açıkçası AI-based, legal, hukuki sistemleri kullanıyor dünyada. Legal dokümanları almak için avukatları kullanmak yerine ileride sağlıkta AI'nin kullanılacağı düşünülüyor. Aynı şekilde AI'nin da yazılım geliştirmede de kullanılacağını ben yüzde yüz olarak düşünüyorum. Yani 10 yıl sonraki dünyada AI-based systems will generate some of the code ve burada bunun getirdiği hızın getirdiği AI'nin getirdiği bir avantaj olacak bu da iteration. Yani ben şuna çok inanan, agile development'a, iteration'a çok inanan bir kişiyim. Ee, uzun, çok uzun development projelerinden daha çok anında çözüm üretebilmek ve hızlı iteration yapmak çok önemli. Ee, bu low-code sistemler e, hızıyla bu iteration'a müm mümkün kılıyor, büyük bir avantaj sağlıyor. Kuyuka'da, Kuyuka'nın Quica ana değer teklifi herhangi bir fikri, yazılıma dönüştürme konusunda çok hızlı olması, bütün teknolojileri AI'yi de kullanarak, automation'ı da kullanarak, bütün software know-how'ımızı kullanarak biz yazılımı çok hızlandırmaya niyetliyiz. Burada model-based sistem, ilk önce tanımlama, requirement definition, ihtiyaçların tanımlanması, ondan sonra design phase, Sonra da sisteme generate batına basarak kodun generation'ı. Çıkan sonuç business owner'ların ihtiyacını karşılamıyorsa hemen ikinci bir iteration hızla uh, requirement'ta, tanımda değişiklikler, specification'da değişiklikler. Ondan sonra tekrar generate. Ve bu şekilde bir günde neredeyse birçok iteration'ı yapabilmek. Yani aylar süren çalışmaları, gelişmeleri yüzde seksen oranında kısaltmak ilk hedefimiz bunu ileride çok daha hızlandıracağımızı düşünüyorum. Gerçekten heyecan verici ve developerları da işin monoton kısmından işin daha creative yaratıcı kısmına odaklama fırsatı yaratacak. Daha fazla değer katmanıza fırsat yaratacak. Başkalarının yani icat edilmiş yapılmış konuları değil o müşteriye odaklanarak ona çözüm yaratmakta fırsat yaratacak diye düşünüyorum. Bu yüzden e, dijital dönüşümü gerçekleştirmek için hem Kuika partneri olabilirsiniz, hem Kuika'ya, Kuika'da e, developer olabilirsiniz, yani yazılım geliştiren yazılım e, geliştirmede yer alabilirsiniz. Hem de müşterimiz partnerimiz olarak bu sistemin gelişmesinde ve dünyaya açılmasında yardımcı olabilirsiniz. Biraz da sistem Capital'dan bahsetmek istiyorum. Kendi yatırım firmam. Amerika'da kurduk bu firmayı. Ve Seattle based. Seattle'da çok önemli bir şehir. Çünkü kimler orada? Microsoft orada. Başka bir tane daha küçük bir firma var. Amazon orada. Yani hem Amazon orada hem Microsoft orada. Nüfusu 680 bin. Fakat böyle bir şehir yani. O yüzden... Mesela University of Washington'a daha geçenlerde Jeff Bezos 50 milyon dolar sadece AI için, research için para verdi. Muazzam argenin yapıldığı bir şehir. Silicon Valley'den sonra açıkçası bugün Amerika'nın en hızlı büyüyen şehri. Sebebi yine bu teknoloji yüzünden. System Capital, bu oğlumun, bu arada developer community'ye çok yakın olmanın başka bir sebebi de oğlum. O da çılgın bir şekilde AI'ya, machine learning'e, Brain Inspired AI'ya odaklanmış vaziyette. Ondan da çok şey öğreniyorum. STEM biliyorsunuz İngilizce Science, Technology, Engineering, Math demek. Ben de STEM odaklı innovation'a yatırım yapan bir firmam var. Hem büyük firmalara yatırım yapıyorum. Apple gibi, Microsoft gibi. Hem de aynı zamanda Kuyuka gibi yeni startuplara da yatırım yapıyorum. Ve açıkçası teknolojide hep 10 yıl sonrasını düşündüğüm için bu yatırımlar çok başarılı gitti Çünkü bu değişimi bu dönüşümü hangi firmalar çok iyi kullanacak hangileri ise geride kalacak bu bana büyük bir insight vermişti O yüzden başarılı bir sonuçlar ortaya çıktı son olarak son slaydımda işin özü diyorum çok sevdiğim bir söz işin özü hem lafın kısası hem de iş dünyasının özü. Süreyya yatırımcı olarak başladın. 34 yılda ne öğrendin? Sizce birinci kelime ne? Bence üç tane kelimeyle özetleyeceğim bu özü. Birinci kelime ne? Birinci kelime müşteri. Fakat bu müşteri veli nimetimizdir gibi bir genel bakış açısı değil. Bu daha teknik bir bakış açısı. Müşteriniz kim? Müşteriniz büyük bir banka mı, büyük bir lojistik firması mı yoksa genç bir öğrenci mi burslu okuyan? Müşteriniz kim? O yüzden siz herkesi müşteri olarak göremezsiniz. Odaklanmanız lazım, segmentation yapmanız lazım. Müşteri ben kime odaklanacağım? Bu arada mesela sadece Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. Türkiye'nin ekonomisi dünyada 8 milyar insan var, yüzde %1'e ediyor dünyanın. Doğru mu? Dünyada 8 milyar insan var. Bir defa ilk önce sadece Türkiye'ye mal için odaklanmayın. Dünyaya mal için odaklanın. Ve dünyada 8 milyar insanın %1'i 80 milyon. Onun %1'i 800 bin. Yani 10 binde biri 800 bin kişi. 100 binde biri 80 bin kişi. Yani demek istediğim siz dünyanın 100 binde birine odaklansanız 80 bin müşteriye hedef almış oluyorsunuz. O yüzden ilk başlarken mümkün olduğu kadar granular, ufak segmente odaklanın ki o müşteriye ihtiyacını iyi anlayın, ona iyi çözüm üretin. İkinci kelime fayda. Müşteriye bir değer yaratmanız lazım, bir fayda sunmanız lazım ki o da size bir para versin. O faydanın bir kısmını sizinle paylaşmaya hazır ama bir fayda yaratmanız lazım. Fakat bazen herkes aynı faydayı sununca rekabetten fiyatlar çok aşağıya düşüyor ve karlılık düşüyor. O yüzden üçüncü kelime ne? Fark. Fark yaratmak. Yani müşteriye odaklanırsınız. Onu çok iyi anlarsanız, Ona değer sunarsınız, ona fayda sunarsanız ve fark yaratırsanız iş dünyasında başarılı olmamanız mümkün değil. O yüzden bazen o ekranın arkasında saklanıp programming yapmaktan kafayı kaldırıp etrafa bakıp müşterinin ihtiyacını anlamak lazım developer community olarak. Bu çok önemli. Şimdi bu bunu söylemesi kolay. Fakat yapması çok 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 zor. Çünkü bunu yapmak için teknolojiyi kullanmak lazım. Bunu yapmak için artık bilgi çok önemli. Artık bana geçenlerde çok büyük bir firmanın CEO'su dedi ki söyleyeyim General Electric'in CEO'su Jeff Immelt dedi biz evvelden GE'yi 120 sene Edison'un kurduğu şirket. Biz genel müdür yetiştiririz. Bunlar da her işi yönetirler. Artık dedi we no longer think so. Artık öyle düşünmüyoruz. Her konuda uzman olmak gerekiyor. Artık uzmanlık dönemi. Artık derinleşme dönemi. O yüzden bilgi çok önemli. Yani açıkçası ben Türksel'deyken en hızlı fiber ve mobil internetin Türkiye'ye gelmesi benim bir numaralı misyonumdu. Sebebi Türk insanı bilgiye ulaşmakta dezavantajlı değil, avantajlı olsun diye. O yüzden Diyarbakır bile Paris'in üç buçuk katı hızlıydı mobil internette. Üçüncü konu inovasyon. Yani devamlı kendinizi zorlayarak yeni bir şeyler yapmak lazım. Mevlana'nın söylediği gibi yeni şeyler söylemek lazım. Fark oradan geliyor. Eğer siz fark yaratamazsanız iş dünyasında başarılı olamıyorsunuz. Ben müşteriye odaklı muazzam bir fayda ve fark yaratan konuya müşteri, üstün müşteri deneyimi, vazgeçilmez müşteri deneyimi diyorum. Siz muazzam fayda ve fark yaratırsanız müşteri sizden vazgeçmez oluyor. Size çok değer veriyor. Sizi iş ortağı olarak buluyor, görüyor, size güveniyor. Şimdi bu konular esasında açıkçası hep bildiğiniz konular diye düşünüyorum. Fakat bundan sonraki oraya iki kelime daha gelecek. Ondan sonraki kelimeler nedir? Bundan sonraki ikinci kelime Takım. Takım olmasını öğrenmek lazım. Ve bence mühendis arkadaşlar da genellikle bu konuda bir eksiklik var. Yani genellikle biz, biz diyorum çünkü ben iki tane mühendislik derecem var bu arada. Yani tam bir mühendisim ve zorlandığımızı da biliyorum. Kardeşim de mühendis, babam da mühendis. Takım olmayı öğrenmemiz lazım. Çünkü bir kişi kesinlikle her şeyi yapamaz. Yani bir şirkette hem çok iyi finansçıya ihtiyaç var, çok iyi satıcıya ihtiyaç var, çok iyi pazarlamacıya ihtiyaç var. Her işi şirket doğru yaparsa ve aynı zamanda şanssız olmazsa o zaman başarı oluyor. O yüzden takım olmayı öğrenmeniz lazım. O yüzden ekranın arkasından kafayı kaldırıp diğer insanlarla muazzam bir iletişim içinde olmanız lazım. Ama takım olmak çok zor bir şey. Takım olmaktaki en kritik noktalardan bir tanesini Sizce ne? Güven. Güven. O arkadaşa sen arkanı döneceksin. Güvenmen lazım. NBA'yi seyredin NBA'yi. Seyrediyor musunuz basketbol? NBA'de en önemli maçta oyuncu free throw'u atıyor. Kaçırdıktan sonra arkadaşları ne yapıyorlar? Kaçı diyelim ki kaçırdı. Arkadaşları gidiyorlar, ona cesaret verecek şekilde tebrik ediyorlar, eline vuruyorlar. Diyorlar ki, we love you. You can do it. We are team together. Aynı takımdayız. Yani hiçbir zaman tenkiti fazla büyütmemek lazım. Son olarak bence kritik bir kelime. İyi bir takımınız var, bilgili, teknoloji, inovasyon. Bunu iş dünyasında başarılı olmak için bir şey daha gerekli. O ne? Tut, tutkal gibi her şeyi birbirine bağlayan. O da tutku. Yani işinizi severek yapmak. O yüzden ben size şunu demiyorum. İşinizi sevin demiyorum. Sevdiğiniz işi yapın diyorum. Sevdiğiniz insanlarla birlikte bu kısa hayatta insanlara, dünyaya faydalı, fark yaratacak işler yapın diyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Hepinize bol şans, iyi günler. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkürler.